Sevgili konuğumuza Mehmet Özdemir, Ahlat Yatırım'ın araştırma uzman yardımcısı. Mehmet Bey günaydın. Evet, narine arıyoruz 13 gündür. İnşallah bulunur. Ekonomiye de dönelim. Çok kısa sizinle bir yorum alıp sonra reklama gideceğiz. Enflasyonda olacak bugün gözler. Her şeyi değiştirir. Dün büyüme verisi geldi. Bugün enflasyon beklentiniz nedir? Ve özellikle borsadaki dünkü alıcılı seyir sizce seans içerisinde yayılır mı? Evet, şunu söyleyebiliriz. Öncelikle günaydın Murat Bey. Günaydın. Şunu söyleyebiliriz ki dün büyümeyi aldık. Evet, bir miktar hani çeyreklik bazlı da olsa büyüme devam ediyor. Yatayda diyebiliriz hatta ama bugün enflasyon verisi bence biraz daha kritik olacak. Orada bizim kurum beklentimiz aylıkta %2,6 civarında. Yıllıkta da işte %52 civarında bir hızlı bir iniş gerçekleşecek. Bunu öngörüyoruz açıkçası. Tabii enflasyonda geçtiğimiz Ağustos ayında aldığımız işte bu asgari ücret zamlarının da etkisiyle oluşan o %9'luk enflasyonun biraz daha devreden çıktığını göreceğiz ve özellikle Ekim ayından sonra enflasyonu düşürmek biraz daha zor olacak. Çünkü işte baz etkisinin de birazcık yitirileceğinden bahsedebiliriz. Dolayısıyla burada sene sonunda nerede kapatacağımız çok önemli enflasyon tarafını ama hani bugün eğer özellikle iyi bir özellikle hani hatta 2'nin altında bir enflasyonda görürsek beklentilerin dışında biraz daha hisse senedi piyasamıza özellikle içeride borsaya olumlu yansıyabileceğini düşünüyoruz. Evet dün güzel bir seyir gördük. %2'nin de üzerinde primler vardı. Buna biraz daha hacmin de eşlik ettiğini görmüştük ki geçtiğimiz haftalarda özellikle 4 hafta boyunca artık böyle 70 milyar TL'nin altına gelen hacimleri de görüyorduk. Sanki Hani satışın da artık dolayısıyla yavaş 90 yavaş milyar. bittiğini gösteriyordu, değil mi? Yani az hacim vardı, az hacimle satıyordu. Artık yorulan da bir yatırımcı vardı herhalde satmaktan biraz. 70 milyar dolar kalmıştı, milyar kalmış çünkü. Evet yani zaten hani yatırımcılarımız bu 4 haftalık süreçte sürekli işte görüştüğümüzde bayağı bir karamsar bir seyir vardı ama hani şu an için biraz daha toparlanmadan bahsedebiliriz. Özet olarak Eylül ayına iyi bir başlangıç yaptık. Talep noktası önemli. Dün çünkü gördük ki rakamlarda iç talebin çok ciddi daraldığına şahit olduk. Bakalım enflasyonda da bunu okuyabilecek miyiz? Bu okumaları yapmaya devam edeceğiz. Çok minik bir aradan sonra efendim. Evet, New York'ta devam ediyoruz. Bizde gözler enflasyonda, Amerikalılarda da gözler istihdam raporunda. Orada en azından bir resesyon korkusunu atlattık. İşte enflasyon da düşüyor. Dolayısıyla faiz indirelim beklentisi var. Bizim tarafta da enflasyon şöyle birkaç ay inse de faiz indirsek diye bir alan bulmaya çalışan borsa yatırımcısı, finansal sistem var. Bir taraftan ekonomistler de aman ha bu kadar maliye politikası, işte enflasyonla ilgili para politikası uygulanıyor. Üzerine yapısal reform yapmak gerekiyor. Lütfen piyasacılar olarak aceleci davranmayın diye ikazda bulunuyorlar efendim. Ne zaman bu orta nokta bulunacak onu da tartışıyoruz. Sevgili Mehmet Özdemir, Ahlatçı Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısıyla. Zamanlama çok önemli değil Mehmet Bey? Çünkü Fed yaklaşık işte bir senedir bu faiz indirimle ilgili iletişimi kurmaya çalışıyor. Bir taraftan veri setine bağlı olduğunu belirtmişti. İstihdam raporları ve işte diğer datalara baktık. Ve günün sonunda artık Eylül ayına girdik. Dolayısıyla burada zamanlama hatası yapmamak çok kritik gibi duruyor. Bugünkü enflasyonla ilgili izleyicimiz der ki farazi bir sorudur diye belirtmiş. Severiz farazi sorular efendim. 2,05-2,15 arasında diyor enflasyon gelirse, Cuma günü de Fitch raporunda daha iyimser bir ton kullanırsa piyasa bugünden fiyatlamak ister mi yoksa o gün tekrar fiyatlar mı diyor Mehmet Bey? Şundan bahsedebiliriz. Öncelikle hani bugüne konsantre olduğumuzda evet bugün enflasyonda belirgin bir aşağı seyir. Özellikle işte beklentilerin altında bir sapma gördüğümüz zaman biraz daha bunu iyimser bir şekilde fiyatlamak isteyecektir. Cuma günü evet Fitch'in bir değerlendirmesi olacak. Onun da pozisyonlanmalarının işte biraz daha borsa tarafında bu hafta geneline yayıldığını da görebiliriz. Biraz daha önemli olan aslında Cuma günkü değerlendirmeden sonra haftaya Pazartesi'ye nasıl başlayacağımız. Onun dışında hani biz belirli teknik seviyeleri takip ediyoruz ama hani ciddi bir düzeltme yaptığımızı da söyleyebiliriz. O yüzden hani biraz daha böyle yukarı ivme biraz daha hani hız kazanacak gibi gözüküyor. En azından Eylül ayı, Ağustos ayı kadar kötü olmayacak gibi gözüküyor. Tabii enflasyondaki seyir genel anlamda yıl sonuna kadar çok önemli. Biraz önce siz de bahsettiniz. Hani ben de biraz daha hani ne kadar piyasacı olsam da ekonomistlerin görüşlerine biraz daha katılıyorum. Orada öncelikle aşağı seyri net bir şekilde görmemiz gerekiyor bence enflasyonda. Fed'in sözlü yönlendirmelerinden bahsettiniz. Aslında burada bence gayet Merkez Bankası da son dönemde özellikle son bir yıllık süreçte
sürekli olarak piyasayla iç içe ve sözlü yönlendirmeleri gayet başarılı yapıyor diyebiliriz. Değil mi? İşte burada Fatih. Merkez Bankası üyelerimiz de konuşuyor. Hatice hocamız olsun, Cevdet hocamız olsun değil mi? Onların da bu iletişime katılması bence çok gerçekten güzel, özenen bir tablo aslında. Yani Merkez Bankası hem bağımsızlığı değil mi? Hem de kredibilitesi açısından çok kıymetli bence de. Kesinlikle ben de size katılıyorum. Yani burada Cevdet Hoca'nın açıklamaları olsun, işte Sayın Fatih Karahan'ın açıklamaları olsun. Burada sürekli piyasayla dediğiniz gibi iç içeler. Burada sözlü yönlendirmede bir sıkıntı yok. Artık bence önümüzdeki Eylül ayının işte Ekim ayında alacağımız enflasyon verisi Eylül'e ait. O bence bayağı kritik olacak. Biz şu anda yıl sonuna kadar herhangi bir faiz indirimi beklemiyoruz. Enflasyondaki düşüşü önce bir gözle görülmesinin Aynen. taraftarıyız ki işte Bir de burada cebimize rezerv para yansısın birimine yani. Bir sahip olan. hani fiyat artış hızı yavaşlıyor tamam da bir cebimize de yansısın değil mi? Emin olalım. Ondan sonra tartışırız yani bu kadar. Siz piyasacılar bu işi çok fazla böyle hemen. Çünkü borsacılar sever böyle hani kağıdı aldım hemen çıksın o gün kapatalım bir parayı çekip çıkalım diye. O yüzden birazcık çok aceleci davranıyoruz. Finansal piyasanın o risk algısı buraya da maalesef yansıyor. Siz piyasada çok büyüyünce finansal sistem reel sektörden büyük olunca iş bu noktaya geliyor Mehmet Bey ister istemez sanırım. Kesinlikle burada işte yani biraz önce de bahsettiniz. Piyasacılar bunu istiyor, borsacılar istiyor. Fakat şunun altını çizmek lazım. Bence bu çok daha önemli. Önümüzdeki yıllarda gerçekten hisse senedi piyasamızda da böyle sağlıklı bir yükseliş ve biraz daha böyle altı dolu bir yükseliş görebilmek için öncelikle enflasyonda biraz daha Aynen. iyimser bir seyirin görülmesi gerekiyor. O yüzden önümüzdeki 3-4 ay çok kritik. Önümüzdeki işte 5 seneyi, 3 seneyi düşünürken şu 3-4 ayı yakmamak çok kritik bence. Yoksa hani 2022'de, 2021'in sonunda neler yaşandığını zaten hep beraber gördük. Enflasyonda çok ciddi sıçramalar vardı. Borsa da gitti ama reel olarak baktığınızda her yatırımcının elinde ciddi bir getiri olmadığı da gözüktü. Sadece ne kadar Dolayısıyla az bence hasar biraz daha orada ihtiyatlı aldığımızla alakalı davranmaya. oldu. Evet. Ya dün Evet. Rıdvan Başlık'la konuştum. Sizin dediğiniz noktayı söyledi. Reel getiri. Ben oraya soracaktım. Hani önemli bir nokta. Gerisini az çok anladım. Şimdi nette bir reel getiri olmadığı dönemde borsaya çok yoğun bir ilgi vardı. Çünkü enflasyon çok yüksek değil mi? Faizler Bakan Nebati ile birlikte diplerde. Ne yapıyordu insanlar? Ezbere bildiği en iyi yol borsaya gir ve enflasyona yakın sayan bir gelin elde olsun. Ama şu anda enflasyon düşmeye başlıyor. Reel getiri hikayesi de artık bitiyor değil mi borsada yavaş yavaş? Yani mevduatların borsa üzerinde kazandırma olasılığı gitgide artıyor. Böyle bir dönemde borsada yatırım yapmak ve borsanın yükselişi bana çok daha ikna edici gibi. Siz de sanırım bu şartları istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Kesinlikle yani burada bahsettiğiniz gibi öncelikle hani reel getirinin biraz daha görülebileceği bir dönem daha geçireceğiz gibi gözüküyor onu söyleyebilirim. Şu anda işte bize biraz daha yüksek faiz ortamının yaratmış olduğu işte talepteki yavaşlamayı görüyoruz son dönemde. Bu biraz da borsa tarafına da özellikle yansıyor. İşte sanayi tarafındaki bilançoları, bilanço sezonu hala devam ediyor. Evet. Önemli şirketlerin birçoğundan bilançoyu aldık ama sanayi tarafındaki o yavaşlamayı da görüyoruz. Burada asıl önemli olan hizmetler tarafı. Hatta dünyanın genelinde burada bir hizmet enflasyonuna dair bir savaşın verildiğini de görüyoruz. Bizde de bunu düşünmemiz gerekiyor bence öncelikle. Hani enflasyonda kalıcı bir düşüş istiyorsak bu da neye bağlı? Tabii ki de bence davranışsal bir durum. Fiyatlama davranışları ile alakalı. İşte siz buzdolabının, çamaşır makinesinin fiyatını, arabaların fiyatını hemen düşürebiliyorsunuz yüksek faiz Tabii. ortamında. Ama işte o hizmetler dediğimiz tarafını bir türlü orası en azından biraz daha yapışkan ve katılık gösteriyor diyelim. Çalışma Bakanlığı sanırım kamu spotları dönüyor ekranda. İşte özellikle işte servis ücretini yansıtmanız gerekiyor. O restoranların fiyat listesi vesaire gibi. Bir bilinç yaratılmaya çalışılıyor ama yani birazcık tabii insanlar da çok keyfinde. Yani bu yeni dünyada kimse umurunda değil dünya. İsrail Filistin meselesi, kaybolanların yani o kadar dert varken hala mekanları doldurma ve kendi mutluluğun peşinde birazcık oraya düşürmek de yeni dünya insanlarıyla ne kadar mümkün olacak? Onu da bilmiyorum. Yani herkes bir keyif içerisinde. Bilmiyorum Mehmet Bey siz de gençsiniz. Siz de hafta sonu plan yapıyor musunuz? Ama bence bir süre kimse bir yere gitmesin. Gerçekten protesto etsin. Bak o zaman fiyatlar nasıl düşüyor? O servis ücretleri nasıl alınmayacak? Dün ama büyüme verisinde biz iş talebin çok ciddi soğuduğunu gördük. Beni endişeye sürükleyen nokta bizim talebimiz değil. Yani bizim taleple bir şekilde enflasyona belki katkısı ne kadar tartışılır ama
Beni esas endişeye sürükleyen makine siparişlerinin pandemi öncesi seviyesi, pandemiden sonra en düşük seviyeye gelmesi. Yani bu işsizliği artıracak ve istihdam yapısını bozacak bir şey gösteriyor yani, değil mi? Yani burada özellikle bu makine siparişlerinin düşmesi, artık iş dünyasının yatırım yapamaz noktaya gelmesi esas soğuma orada oldu gibi gözüküyor. Yani yoksa vatandaş baksana kafeleri, restoranları doldurmaya devam ediyor maalesef. Evet, burada da işte evet bahsetmiş olduğunuz gibi burada makine teçhizat yatırımlarının vesaire 10 puan civarında dün Aşağıda. aşağı geldiğini gördük. Özellikle hani onu söyleyebilirim. Burada yapılması gereken bence işte bir enflasyonla mücadele ediyoruz ama hem cari açık noktasında cari açık düşüyor çünkü ithalat tarafında ciddi bir gerileme var. İhracat rakamlarına baktığımızda orası yatay kalıyor. Orasını bir türlü arttıramıyoruz. Bunun bence en önceliklendirmemiz gereken kısım biraz daha özellikle sanayi, ihracatçı tarafındaki selektif kredilerin açılması. Exim Bank'ta işte bu ayın işte 9. aya girerken 2-3 kere kredi limitlerinin yukarı geldiğini gördük ama hala bu bence yeterli seviyelere ulaşmadı. Daha orada gidecek yolumuz var. Bence burada özellikle işte son dönemde siz de işlemişsinizdir muhakkak. Konut kredilerinde bir açılma olacağı, işte 1.49'dan konut kredisi verileceği söyleniyor. Bence bundan daha ziyade bizim sanayi tarafına Aynen. krediler konusunda özellikle ihracatçı tarafına odaklanmamız lazım. Bu da hiçbir krizden ders çıkarmadığımızı gösterir zaten, değil mi? Konut faizini düşür, konut sat, Türkiye büyüsün. Yani bu en bilindik ve yani doğrusunu bile bile, sonunu bile bile tekrar yaş tahtaya basmaktır. Yani evet, konut da büyüsün ama sanayi sektörü teknolojiyle büyüsün, istihdam sağlasın, yeni dünya düzenine en azından uyum sağlasın. Yoksa konut firmaları büyüdüğü dönemle Türkiye'yi biliyoruz ve geldiğimiz durumu da biliyoruz. Yani kimse artık ev alamıyor, toprak alamıyor. Artık fiyatlar da öyle bir noktaya geldi ki maalesef. Faizler inse ne olur ki? Yani İstanbul'da evler, değil mi? Almış başına gidiyor Mehmet Bey. Çok çok teşekkür ederiz verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Bundan sonrası anladığım kadarıyla bu koşullar oluşursa sanayi sektörü ve kağıtlarında da olumlu yansıyacak ama şu anda bir baskı var sanayi tarafında efendim. Mehmet Özdemir ile konuştuk. Ahlatçı Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısıyla programın da sonuna geldik.